Jale Tezer Eğitim Kurumları olarak Çayyolu ve Gazi Osman Paşa şubemiz adına Sayın Hasan Topdemir'e hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası Şifrelerin Peşinde İstanbul çok heyecanlı ve çok merakla beklenen bir kitap. Mart ayı boyunca bugünün gelmesini bekledik. Öğrencilerimizin size soracağı çok soru var, buna eminim. Ben lafı çok fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum açıkçası. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Başta da söyledim ya, bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok da heyecanlıydım. Bu akşamı bekliyordum. Yani yoğun bir tempomuz oluyor ama hep böyle karşımıza pırıl pırıl heyecanlı çocuklar görünce bu inanılmaz bir mutluluğa dönüşüyor. Belki Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinde o kadar çok okulla, o kadar çok sınıfla bir araya geldik ama her zaman ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk oluyor. Ben de çok teşekkür ediyorum hem Jale Tezer okullarına hem de sizlere. Çünkü ben her zaman söylüyorum, şimdi çocuklar çok şanslılar çünkü sizler gibi değerli öğretmenleri var. Çok Ben ilk teşekkürler. yazarla tanışmamı 26 yaşında yapmıştım. Yani İstanbul'da yaşamama rağmen 26 yaşında bir yazarla tanıştım ve sohbet etme fırsatım oldu. Ama o zamana kadar bilmiyordum yazarlar nasıl bir kitap yazarlar veya bu kitabın oluşum süreci nedir. Çok tahmin edemiyordum ama şimdi çocuklara bakıyorum böyle. Sizler gibi değerli öğretmenleri sayesinde en azından iletişim kurabiliyoruz, söyleşi yapabiliyoruz. Onlar için çok değerlidir. Umarım kıymetini de bilirler ki şimdi bakıyorum. Çok da kıymetli de çocuklar. Onu öyle bir giriş yapmak istedim. Ben çocuklara her zaman şunu da söylüyorum. Gerçi kitabın arka kısmında benim özgeçmişime ait ufak bilgiler var ama ben istiyorsanız biraz böyle kendimi tanıtayım hem de çocuklarla böyle başlamış oluruz iletişime. Ben antropoloğum. Nedir? Yani ne demektir antropolog? Antropolog insan bilimci demek. Yani insanı inceleyen bir bilim dalı. Aslında çok büyük, çok keyifli bir bilim dalı. Antropoloji. Aynı zamanda tabii ki yazarlık sürecim var ama yani antropoloji mesleğinden çok etkilendim. Peki bu antropologlar insanları nasıl inceler? Yani çocuklar merak ediyordur diye sorayım. Şimdi fizik olarak inceleyen, fiziki anlamda insanları inceleyen antropologlar var. Şöyle örnek vereyim. Mesela Afrika'daki insanların ten renkleri koyu. Asya'dakilerin biraz daha sarı, Avrupa'dakilerin biraz daha beyaz. Veya bazı insanların saçları çok kıvırcık, bazılarının düz saçlı. Antropologlar bunları incelemişler ve şöyle bir kanıya varmışlar. Güneşin olduğu yerde, sıcak bölgelerde yaşayan insanların vücudumuz bir tepki gösteriyor ve vücudumuzu korumak için rengimiz koyu oluyor. Tamamen vücudumuzu korumak için. Bir de saçlarımız, beynimizi korumak için saçlarımız böyle yapağı, kıvırcık oluyor. Zaten Afrikalılara bakın, hiç böyle düz saçlı Afrikalı görmezsiniz. Bunun sebebi de saçların şey olması, yani güneşten korumak amacıyla yapılıyor. Çocuklara şunu söyleyeyim, eğer etrafınızda, arkadaşlarınız arasında kıvırcık saçlı bir arkadaşınız varsa bilin ki çok uzun 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 ataları, yani dedelerinin dedesinin çok uzun bir geçmişte sıcak bölgelerde yaşamış antropologlar bu kanıya varıyorlar. Yine düz saçlılar da soğuk bölgelerde yaşamış kanısına varılıyor. Fizik antropologlar bunları inceliyor. Bir de kültür antropologları var, yani sosyal antropologlar. Bu da benim alanım. Ben de dünyadaki matematiksel becerileri inceliyorum. Yani eğitim ve kültür alanındaki ilişkiler. Sizin yaşınızdaki çocukların matematiğe karşı tepkisi nedir? Matematikten korkarlar mı? Ne kadar çok severler? Bunları inceliyorum ve bunun sonucunda da işte Şifrelerin Peşinde İstanbul kitabını yazdık. Daha önce Singapur Matematiği kitabı da yazmıştım. Üstün yeteneklilerle ilgili kitaplar da yazmıştım ama en son yazdığım kitap da buydu. Yazarken de çok heyecanlıydım. Acaba biraz da tedirgin oluyordum. Çocuklar sevecekler mi diye. Ama bugüne kadar çocuklardan çok iyi tepkiler aldık. Biraz sonra da anlatacağım, yani o samimi ortam yakaladığımız zaman ben bugün kendi kendime karar verdim, çok özel şeyler de anlatmak istiyorum hani kitaba dair. Umarım sorular da o yönde olursa ben de tüm samimiyetimle cevap vereceğim. İstanbul'da yaşıyorum, 36 yaşındayım, evliyim, bir de oğlum var 2,5 yaşında, ismi de Rüzgar. Benim yaşamım bu kadar. Kadın. Evet, öğrencilerimizi böyle söz alarak yazarımıza sormak istedikleriniz varsa başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, Göktuğ'la başlayalım. Kitabın serisi gelecek mi?
Çünkü serisi gelecekmiş gibi hissettiriyor. Evet, Göktuğ. Aslında seri şöyle bir şey. Düşünüyorduk aslında seri fikri vardı. Benim kafamda da bir seri fikri vardı ama bunu bir öğrencimiz şöyle bir şey söyledi. Kitabın dedi ikincisinin ne zaman çıkacak dedi. Dedim daha düşünmedik. Sen nereden biliyorsun? Yani nasıl böyle bir kanıya vardın? Ya matematik romanı bir yazmışsınız. Demek ki bunun ikisi de çıkacak, üçü de çıkacak demişti. O zaman Dizi anlamadık. kitabın Zaten... sonu sanki devam edecekmiş gibi Evet. hissettiriyor zaten. Evet, kitabın sonunda devam edecek gibi. İkiyi de şöyle söyleyeyim. Yine dediğim gibi bugün birçok şeyi de anlatmak istedik. İkinci kitapta yani Şifrelerin Peşinde İstanbul gibi macera dolu kahramanlarımızın işte şifrelerin peşinde koştuğu bir hikaye, bir roman daha geliyor. Bu da şöyle söyleyeyim, Göbekli Tepe'de olacak. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'de olacak. Kahramanlarımız Nehir, Efe ve Cafer Göbekli Tepe'de şifrelerin peşine düşecekler. Çünkü Göbekli Tepe çok önemli bir yer. Yani sadece bizim için değil, insanlık tarihi için çok çok önemli bir yer. Onu da tabii ki yani şu an yayın evine verdim ama yani kısa bir süre içerisinde herhalde o da sizlerin elinde olacaktır. İkincisi de bu şekilde gidecek. Hatta üçüncüsünü de planladık. Öyle öyle gidecek. Benim bir sorum daha var. Kitabın kaç kitap olmasını, yani serinin kaç kitap olmasını düşünüyorsunuz? Aslında Göktuğ şöyle ben kafamda hep planlıyordum. Üçüncü kitabı da aslında Ege'yi yazmayı planlıyoruz. Mavi Yolculuk'ta. Çünkü ya bizim ülkemiz o kadar zengin ki kültürel anlamda çok zengin. Yani yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları inanılmaz. Yani bilgi anlamında da çok zengin. Ege'yi yazmayı çok istiyordum. Çünkü Homeros en güzel destanlarını, belki de dünyanın ilk büyük destanını burada Çanakkale'de anlatmış. Herodot tarihin babası deniliyor. Bodrum'da, işte İzmir'de yaşamışlar. Ben biraz daha böyle dünyanın en büyük kütüphanesi mesela Efes'teymiş. Yani bunları biraz daha anlatmak istiyorum. Herhalde seriyi yani kafamda bir 12 var ama 12 de nasıl olacak bilmiyorum. Belki dünya olabilir, belki Türkiye'den de olabilir ama matematik romanı zaten şeydi. Biraz tedirginlik yaratıyordu. Çünkü matematik ve roman bir arada çok Türkiye'de çok yoktu. Yani örnekleri pek yoktu. Ama sizler sevdiniz. Ben de elimden geldiği kadar devam edeceğim kitabı seri olarak devam ettirmeye. Göktuğ'a teşekkür ediyorum. Ece'nin bir sorusu var. Bu kitaptaki karakterlerin sizin hayatınızla ilgili bağlantısı var mı? Evet, var. Aslında şöyle var. Bu kitaptaki kahramanlar benim öğrencilerim. Yani Nehir, Efe ve Cafer benim ders verdiğim sınıfımdaki öğrencilerimdi ve onlara bir hatıra olsun diye bu karakterler isimlerini verdim. Haberleri de yoktu ama yani kitap çıktıktan sonra haberleri oldu. Hatta şöyle bir sır daha vereyim size. O kitapta geçen sınıf benim kendi sınıfımdı. Yani atölyeler yaptığımız sınıftı. Bizim derslerimizde de parmak kaldırmak yoktu. İstediğiniz gibi dışarı çıkıp gelebiliyordunuz. Biraz böyle kendi çevremizi yani kendi çevremi yazmak istedim. Zaten yazarlar da çok şeyden etkilenirler. Yani çevrelerinden çok etkilenirler ve onları yazmak isterler. Siz de öyle diyelim ki bir öğretmen karakteri yazacaksınız. Kimi yazarsınız? Öğretmeninizi yazarsınız öyle değil mi? Yani en yakında o vardır. Onu görmüşsünüzdür. Ve anne baba karakteri yazarken ilk önce kendi annenizden babanızdan bir şeyler bahsetmek veya yazmak istersiniz. O karakterler de benim öğrencilerim. Oradakiler de benim arkadaşlarımdı yani. Antropolog olan, arkeolog olan, sanat tarihçisi onlar benim üniversiteden hocalarımdı. Aslında böyle İstanbul'da yaşadığım için de İstanbul'da kullanmak istedim. Yani arka planda çok çünkü çok değerliydi İstanbul benim için, yaşamım için. Aslında bir bakıma kurgudan çok çevremi yazdım diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Elif Kardelen. Ya benim bir tane sorum var ama bu biraz genel olacak. Genelde ben bu hani kitapların çok fazla merak ettiğim bir soru. Bu kitabı yani yazma sebebiniz neydi? Neden yazdınız? Teşekkür ederim Evciğim. Aslında şöyle oldu, yazma sürecim şöyle gerçekleşti. Ben de sizin yaşlarınızdayken aslında iki büyük etkisi var. Birincisi matematiğe karşı tabii ki bir yani sevgim vardı ama çok da anlayamıyordum matematik sorularını öğretmenimiz çözerken tahtada. Çok küçüktüm ama öğretmenime sorduğumda öğretmenim de bana bunu farklı yollardan anlatıyordu. Yani böyle oyun gibi anlatıyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Hep benim aklımda vardı.
Onu hep diyordum, acaba matematik oyunlaştırılabilir mi? Çünkü bu bir matematik romanı ve bu kitap içerisinde de şöyle söyleyeyim çocuklar. Dünyadaki öğrenci ortalamasının temel matematiksel kazanımları var. Yani bu şifreleri çözdüğünüz andan itibaren siz dünya ortalamasında matematiksel becerileri, toplama, çıkarma, çarpma ve bir takım becerileri bilmiş oluyorsunuz. Yani aslında oyun gibi ama sizin matematiksel becerilerinizi de ölçen bir kitaptı. Bir de tabii ki beni çok etkileyen şey oldu. Bir öğretmenim bana bir kitap vermişti. O kitapta bir hikaye okudum. Hikayede Sait Faik'in Son Kuşlar hikayesiydi. Ve ben o kitabı okuduktan sonra, yani Sait Faik Abasıyan'ın, daha sonra tabii ki bütün kitaplarını halen de okurum. O Son Kuşlar hikayesini okuduktan sonra dedim ki, doğa bu kadar mı güzel anlatılır, insanlar bu kadar mı güzel anlatılır demiştim. Ve kitaplar benim için çok böyle önemli bir hale geldi. Yani yemek yemek, uyumak gibi kitaplarla arkadaşlık ediyordum. Onlarla zamanımın çoğunu geçiriyordum ve sonra düşündüm. Dedim ki acaba matematikle romanı birleştirebilir miyim? Dediğim gibi tabii ki Türkiye'de olmadığı için tedirginlik yaşıyorlardı ama 2013 yılında kurgulamıştım bunu kafamda. 8 yıl önce kurgulamıştım. 2019-20'de de yazma fırsatım oldu. Ve yazdım. Dediğim gibi tedirgin oluyordum. Siz acaba nasıl tepki verecek öğrenciler diye ama bugüne kadar çok iyi tepkiler aldım. Çok olumlu tepkiler aldım. Bu da beni mutlu etti tabii ki. Yani yazım süreci böyle oldu. Teşekkür ediyorum. Oğuzkan Kırımlı. Benim merak ettiğim kitabı okurken tek bir sorum var. Serkan Bolat ismini Sen Çal Kapımı'ndaki Serkan Bolat'tan mı aldınız? Şimdi bu soru aslında biraz tahmin ediyordum. Çünkü ben bazen hissediyorum, diyorum ki bugün gerçekten de, şimdi bu soru şöyle söyleyeyim. Belki bir defa soruldu veya sorulmadı ama veya sosyal medya üzerinden geldi. Tahmin ediyordum, yani samimi geçecekti ve bana bu soru sorulacak diye tahmin ediyordum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben tabii ki bu karakteri yazarken çok isim vermemiştim karaktere. Şimdi bizler kitabı yazdıktan sonra işte yayın evinin editörleri var. Filiz Hanım da benim editörüm. Filiz Hanım da bu işi, karakterlere bakıyor, uyup uyumadığına bakıyor. İşte Semih Bey var, o da yayınımızda. Semih Bey de benim editörüm. Onlar da bakıyorlar. Yani karakterlerin sizlere uygun olup olmamasına, içerisinde sizlere uygun ya da düşmeyen şeyler var mı? Veya Türkçe ile alakalı bir sıkıntılar, dil bozuklukları var mı diye bakıyorlar. Bu karakteri aslında ben dediğim gibi kafamda çok tasarlamamıştım ama Filiz Hanım böyle bir karakter yazmıştı ama ilginç olan şu, daha bu dizi yoktu. Yani kitabı tasarlarken bu dizi yoktu. Sonra şunu tabii ki fark ediyorsunuz. Şimdi dizileri yazan da senaristler ve onlar da yazar. Yani aslında onlar da, biz nasıl kitap yazıyorsak onlar da dizi yazıyorlar. Dizi senaryosu yazıyorlar. Ve Türkiye'de olmayan bir isim düşünüyorsunuz. Yani çünkü telif hakkı olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Onu çok bilmiyorum ama çok büyük bir tesadüf olmuş. Yani çünkü kitap çıktı. Biz kitabı çok öncesinde hazırladık. Kitaptan sonra dizi de oldu. Serkan Bolat da büyük bir tesadüf diyelim. Ya ben de diziyi sonra baktım. Yani bu soru geldikten sonra baktım diziye de. Oğuzcum teşekkür ediyorum. Hasan Bey, bu soru bize de çok soruldu. Biz cevabı size bırakmıştık. Teşekkür ediyoruz. Atahan'cım senle devam edelim. Kitabın başında sınıfa yeni gelen çocuk böyle ışık saçan yuvarlak bir top bırakıyor ve o sıradan sonra herkes donuyor. O çocuğun bu top bırakma sebebini kitabın sonlarına doğru veya ortalarında bir açıklığa kavuşturacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Aslında planım şuydu. Serinin sonunda, yani kitabın en sonunda o çocuğun kim olduğunu anlatacağım. Yani kim olduğunu söyleyeceğim. Aslında o çocuk da kahramanlardan biri. Aslında bizim 4 kahramanımız kitapta. Bir de 5. en büyük kahramanımız var. Aslında o yeni çocuk da Efe'nin, Nehir'in ve Cafer'in aslında kendi o özbenliklerini, özgüvenlerini yerine getiren bir hareket yapıyor. Yani diyor ki, bir sorunla karşılaşırsanız bu sorunu çözüm yolu arama noktasında neler yapabilirsiniz diye. Aslında bir uyarıcı gibiydi. Çok kötü de bir karakter değildi. 4 tane karakter var ama en büyük karakter sizlersiniz tabii ki. Yani ben her zaman söylüyorum, bu kitabın en büyük karakteri sizsiniz ve bu kitap aslında 2 tane yazarı var. Yani biri benim, diğeri sizsiniz. Çünkü ilk defa bu kitapta da sizler kitabı tamamlıyorsunuz. Aslında kitap eksik. Yani şifreler çözülmemiş, işlemler eksik.
sizler bunu yazıyorsunuz. Aslında siz de yazarsınız. Kitabı belki de öyle diyebilirdik. Yani ben kurgusal bir yazarlık yaptım ama siz de asıl kahraman ve yazar sizsiniz. Siz bu kitabı 17. sayfada bıraksaydınız o şehir zamansız kalırdı ve kitap hiç okunmamış veya hiç çözülmemiş olurdu. Onu da belirtmek istiyorum. Ama o kahramanın kim olduğunu serinin en sonunda şey yapacağım. Açıklayacağım. Çünkü bir serinin devam etmesi gerekiyor. Yeni kahramanlar da geliyor. En sonunda açıklayacağım. O zaman şey yapmış. Belki ben de bu şimdi not ediyorum. Bu anımızı da hatırlayacağım. Yani son kitabı yazarken de karakteri yazarken de Atahan hatırlayacağım. Seni de hatırlayacağım. Not da aldım. Belki böyle aramızda bir şey olmuş olur. İletişim olmuş olur. Teşekkürler. Ali'ciğim. Hocam bir de şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi çocuklar da şimdi galiba Beste hocam siz de varsınız galiba. Ben evet, tam göremiyorum. Merhabalar. Evet buradayım. Hocam. Merhabalar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani şunu söyleyeyim. Çocuklar çok şanslısınız. İyi bir eğitim aldığınız ortada çünkü ben sorulara bakıyorum. Sorular çok güzel. Çocukların özgüveni çok güzel. Bir de o cümle kuruluşları, soru sorma tonlamaları falan çok çok güzel. Sizlere çok teşekkür etmek lazım. Yani bir insanın hayal gücünün merakını gösteren sorduğu sorular ve sorma biçimi. Çok teşekkür ederim sizlere. Yani çok çok da mutlu oldum şimdi çocukların böyle güzel sorular sormasına ve düzenli sorular sormasına. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ali'cim. Hocam, peki mesela hani burada bilim ve sanat, özellikle neden bilim ve sanat? Ve aslında şunu söylemek istedim. Aslında ben bir problemle karşılaştığınızda ya da bir sorunla karşılaştığınızda mesela ilk kime başvurmalısınız? Tabii ki insanın kendine bir güveni olması lazım ama bundan sonra bir sorunla karşılaşırsanız ilk kimin yanına gideceksiniz? Onu anlatmaya çalıştım. Mesela bizler tabii çocukluğumuzda bizim kahramanlarımız vardı. Kimdi bunlar? Superman, Batman. İşte daha büyüdükten sonra işte uzaylılar gelirse filmlerde Amerikan başkanı devreye giriyor böyle bir takım olaylar yaşanıyor. Ama bu COVID-19 bize neyi gösterdi biliyor musunuz çocuklar? COVID-19 geldi, dünyanın başına musallat oldu. Peki bizi kim kurtaracak? Superman yok. Ben Superman'i göremedim. Bir senedir Superman'i gören var mı? Batman de yok. Amerikan başkanı da gitti istifa, yani başkası seçildi. Peki biz kime güveneceğiz? Bizim süper kahramanlarımız kimler? Bilim adamları. Aslında bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani COVID öncesinde de yani olup olmaması dedi, hep bunu anlatmaya çalıştım. Yani 2013 yılından da bunu kurguluyordum. Başımıza bir iş geldiğinde bilim adamlarının yanına koşmalıyız. Bakın onlar aşıyı bulacak ki bizi kurtaracaklar. Ya da sağlık çalışanlarımız var. Canla başla mücadele ediyorlar. Ben hep bunu anlatmak istedim. Yani bilim ve sanat dünyada iyileştirici bir güç haline gelmeli. İnsanları mutlu edebilen aslında iki önemli dal. Bu dalda da ilgilenen insanlar genelde iyi insanlar oluyor. Yani benim çevremdeki insanlar da öyleydi. Bunu vurgulamaya çalıştım. Yani bilim ve sanatın önünde gitmek, önderliğinde gitmek her zaman dünyaya ve insanlığa mutluluk getirecek diye düşünüyorum. Aslında gerçek kahramanlarımız değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ada. Çok güzeldi kitabınız ayrıca. Yok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hangi ada? Ada Gazel mi yoksa? Ada Gazel. Bir gün bir kitap yazarsanız bizim isimlerimizden de kullanır mısınız? Tabii kullanırım. Hatta bekliyorum. Şimdi bir geçen gün okula gitmiştik. Tabii ki pandemi koşullarından dolayı yarı yarı yapmıştık. Orada en son çıkarken bir tane öğrencimiz geldi. Çok da samimi davrandı. İşte Hasan abi dedi. Ben dedi adım Toprak. Bir dahaki kitaba benim adımı yazar mısınız dedi. Böyle bir kağıt uzattı bana. Adını soyadını yazmıştı. Tabii dedim Toprak. Yani her zaman yazarım. Çünkü şöyle söyleyeyim çocuklar. Karakter bulmak, karakter yazmak. Bakın mesela Sinan Bolat bir tesadüf oldu. Niye? Çünkü insanlar devamlı arıyorlar. İsim bulmak, karakter bulmak noktasında. Tabii ki yazarım. Yani ada da her zaman hikayelere konu olabilecek isimlerden biri. Teşekkür ederim. Rica ederim. Not alıyorum zaten sorduğunuz soruları ve isimlerinizi. Evet Zeynep'ciğim. Ya bu tek kitabınız mı?
Zeynep, aslında bu benim şöyle söyleyeyim, bu son yazdığım kitap. Aslında benim yani 2014 yılından ilk kitabım çıkmıştı. 9 tane kitabım var, yani yazmış olduğum 9 kitabım var ama şu an 5 tanesi yani kitapçılarda. Diğerlerini biraz daha bekletiyorum. Çok önceden yazmıştım. Singapur matematiği ve zeka oyunları üzerine var. Çünkü Singapur çok önemli bir ülke matematiksel beceri alanında. O da oyunlaştırma modeliyle yazılmıştı. 2. sınıflar, 3. sınıflar ve 4. sınıflar içinde o kitabım var. Bir de üstün zekalı çocuklar için bir kitabım var ama bu üstün zekalı çocuklar da şöyle söyleyeyim. Yani bu çocuklar öğrenciler için değil, anne baba ve öğretmenler için bir kitaptı. İşte üstün zekalı çocuk nedir, nasıl tespit edilir, üstün zekalı çocuklara nasıl eğitim verilir? Bunun üzerine yazmış oldum. Tabii bu benim tabii ki akademik çalışmam. Yani doktora çalışmam olduğu için o alanda akademik bir çalışmam oluyor. Elinizde bulunan kitabım benim son kitabım. Yani 9. kitabım Şifrelerin Peşinde İstanbul. Evet, Ege Sürücü. Şeyi soracaktım ben. Peki siz bu olayın geçtiği yeri neden İstanbul olarak ayarladınız? Neden yurt dışında veya yurt içinde başka bir yer değildi? Evet. Birincisi şu, Ege, şöyle söyleyeyim. İstanbul'da yaşadığım için, yani 33 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Burada birçok hatıram oldu, anım oldu. Bir de İstanbul'a teşekkür etmek istedim. Çünkü insanlar bazen yaşadıkları şehirde mutlu olursa veya hayallerinin peşinde koşarsa o şehre karşı bir sevgi hissediyor, bir tutku hissediyor. Ben teşekkür etmek istedim ama İstanbul zaten çok büyük bir şehir. Yani çok önemli de bir şehir. 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, inanılmaz mimari ve sanatsal eserleri var. Ben de nasıl teşekkür edeceğimi arıyordum. Şimdi en güzel romanlar yazılmış, en güzel ressamlar, en güzel resimlerini ressamlar İstanbul için yazmış. İşte Orhan Veli belki de en güzel şiiri İstanbul için yazmış veya en güzel şarkılar İstanbul için bestelenmiş, söylenmiş. Ben ne yapabilirim diye düşündüm çünkü kısıtlıydı. Matematik romanını aklıma geldi. Yani matematikle İstanbul'a bir teşekkür edeyim dedim. Benim hayatımda çok önemliydi ve bunu İstanbul'u arka planı kullanarak İstanbul'a yaptım ama şöyle söyleyeyim. Ben genelde yazdığım hikayelerde, romanlarda gidiyorum bir yer varsa. Belki İstanbul'da ben yine söylüyorum, Galata Kulesi'nde benden çok çıkan yoktur. Çünkü son pandemi öncesinde 6 ayda tam 10 defa çıktım. Ayasofya'ya defalarca gittim. Orada kurgu çalışmaları yapıyordum. Müzede, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde ben bir ay çalıştım. İskender Lahattin'de. Yani aslında çok severek hem de öğrendim, tekrardan öğrendim. Öğrendiğim şeyleri de yani hem sevdiğim hem de yeniden öğrendiğim şeyleri de size yazma fırsatım oldu. İstanbul'da bende böyle bir etkisi oldu. Ama dediğim gibi işte Urfa'ya, Şanlıurfa, Göbeklitepe yazarken de Urfa'da kaldım. Hatta 5 gün boyunca Göbeklitepe'nin olduğu yerde kaldım. Artık insanlar diyordu ki bu niye geziyorlar? Ya çünkü insanlar, turistler geliyordu, birkaç saat sonra gidiyorlardı. Ben 5 gün boyunca Göbeklitepe'de kaldım orada kurgu yapmak için. Çünkü sevdiğim yerlerdi. Böyle özel yerler benim için önemli oluyor. Ben de kitaplara şey yapıyorum, konu ediyorum. Ege'cim teşekkür ediyorum. İpek Sağlam. Yani neden o sınıfı seçmiş topu bırakmak için? Mesela bütün ülkeyi seçmemiş o topu bırakmak için. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında bu soru da ilk defa soruldu. Ben teşekkür ediyorum İpek sana. Niye oldu? Aslında bu zamanı durdurmak, şöyle söyleyeyim çocuklar. Albert Einstein'ın, ya tabii ki yani çok detaylı bir bilgim yok ama okuduğum makalelerden de şunu biliyorum. Bu kara deliklere yaklaştığınız zaman zaman algısında bir değişme oluyor. Yani zaman durabiliyor, durma demeyeyim de yavaşlıyor veya geleceği görebilme durumu söz konusu olabiliyor. Geleceği görebiliyoruz ama temas edemiyoruz, dokunamıyoruz. Yani benim sizi gördüğüm gibi. Sizi sadece görüyorum, konuşamıyorum veya size müdahale edemiyorum. Böyle bir şeyler çalışıldı ya. Bunların teorileri falan yapılıyor. Ben bunu düşündüm. Dedim bir şey yapacaksak, fantastik bir şey olacaksa böyle bir şey yapayım dedim. Bir de niye o sınıf? Çünkü o sınıf özgür bir sınıf. Yani parmak kaldırmak yok, ödev yok. Düşünebiliyor musunuz? Matematik dersinde zeka oyunu oynuyorlar. Ve sonra matematik yapıyorlar. Birçok, yani o alan belki de iyi bir şeydi. Çünkü
beden eğitimi dersinde olmazdı veya Türkçe dersinde olmayabilirdi. O sınıfta biraz daha özgür bir ortam olduğu için belki de o yeni çocuk oraya seçti. Yani şimdi ben de konuşurken söylüyorum. Yoksa benim de aklımda yoktu, onu da söyleyeyim. Şimdi eleştiri yaparken benim de aklıma geliyor. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Göktuğ, Aydos. Benimki bir sorudan çok fikir. Aslında seriyi dünya çapında devam ettirebilirim demiştiniz. İşte dünyayı aynı karakterlerle yeni bir seriden devam edebilirsiniz. Olabilir. İki de olabilir. Öyle olduğu zaman biraz daha akıcı demeyeyim de yani nasıl desem sürükleyici olabilir. Aynı karakterler. Ben aslında şey düşünüyorum Göktuğ. Belki Cafer'in bir kardeşi olabilir. Tekrar o da gelebilir. Celal veya Göktuğ da olabilir. Evet. Yani karakter. Onu da tam olarak bilmiyorum ama belki diyorum Nehir'e bir karakter. Yani aynı karakterlerden gitmek bilmiyorum. Sizin hoşunuza gider mi? Yani 5-6 kitap hep aynı karakterler. Biraz karakterler tabii ki yerinde kalsın istiyorum ama ekleme de yapmak istiyorum. İşte kardeşi, arkadaşı gibi. Ama dünya fikri de evet yani macera bir şekilde devam etmesi lazım ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu bir macera kitabı da olabilir. Bir Türkçe kitabı da olabilir. Aslında bu bir roman, tam roman da değil, hikaye de değil. Buna novella diyorlar. Yani uzun hikaye, kısa roman. Ama benim tabii ki amacım burada matematik, bilim, sanatı bir araya getirmek, edebiyatı bir araya getirmek. Her açıdan da şey olabilir. Dediğin gibi bir macera romanına dönüşebilir bu. Bir matematik kitabına da dönüşebilir. Ama dünyayı dolaşmak da etkili olabilir, güzel olabilir. Yani dünyayı yeni bir seride dolaşmak. Olur, olur. Aynı karakterler dedin, öyle değil mi? Üç karakter. Aynı karakterler ama yenileri mutlaka eklenmek zorunda. Sonuçta üç tane aktif karakterle bir seri yürümez. Bunu siz evet. de çok iyi biliyorsunuz zaten. Katılıyorum, katılıyorum sana. Katılıyorum Göktuğ. Göktuğ'cum teşekkür ediyorum. Elif Kardelen. Benim hani bir tane soru ve yani şey işte neyse sorum var. Hani biraz daha böyle ağır düşündürücü kitaplarınız var mı? Yazmayı düşünüyor musunuz diye soracak. Hani ben genelde felsefe falan okumayı seviyorum da. Ya aslında yani yazarlar tabii ki düşüncelerini ifade etmek isterler ama şöyle söyleyeyim. Şimdi birkaç fikrimiz daha var. Ben işte meraklı bir çocuğun 7 gününü yazmak istiyorum. Yani öyle bir şey kafamda plan var. İşte Semih Bey'le konuşuyoruz. O da Singapur matematiğini bir farklı bir hikayeleştirme modeli var. İşte çocuklar için antropolojiyi yazmak istiyorum ama şöyle bir şey vereyim. Size bir tüyo vereyim. Aslında basitleştirerek yazmak çok zor bir şey. Yani mesela bu kitabı daha farklı şeyde yazabilirdik. Daha farklı cümlelerde, daha farklı tonlamalarda yazılabilirdi ama inanın basit anlatmak o kadar zor bir şey ki. Çünkü orada tarih var, edebiyat var, sanat var. Çok zor oldu. Yani zor demeyeyim de uğraştırıyor. Yani ne kadar yaşlar küçük oluyorsa o kadar çok uğraşıyorsun. Çünkü şöyle oluyor. Ben de şunu söyleyeyim. Çocukların zeka düzeyi ve hayal gücü yetişkinlere göre çok ama çok önde. İnanın bu evet. kitabı yetişkin kitabı olarak da yazmış olsaydık siz çok rahat okuyabilirdiniz. Ama bu kitabı sizin hayal gücünüze indirgemek, merakınıza karşılık getirmek. Bakın ne kadar güzel sorular soruyorsunuz. Bir yetişkin benim kitabımı okuduğunda şunu sormuştu. Ya bu çocuklar hiç mi acıkmıyor ya da hiç mi arabaya, otobüse binmediler diye bir soru sormuştu. Ben de demiştim ki ya Haliç donuyor. Yani bütün şehir donuyor. Çocuklar niye arabaya binsin? Niye yemek? Yani yetişkinler çocuklar çok ciddi söylüyorum. Şimdi çalışma alanım olduğu için de söylüyorum. Bir insanın zeka seviyesi 0-6 yaşına kadar %95 olarak gelişiyor. Yani çocukluk evresi o ergenlik dönemine kadar belki 18 yaşına kadar inanılmaz bir gelişim gösteriyor. Yani yetişkinler o yüzden çok beni anlamıyorlar. Ben de çok onları anlamıyorum. Ama sizin zeka seviyeniz, merakınız ve hayal gücünüz yetişkinlere göre çok ama çok ileride ve sizlere bir şey yazmak çok ama çok zor demeyeyim de çok uğraştırıcı ama keyifli. Yani mesela
Ben babamın kitabını okuduğumda çok fazla hani böyle fantastik şeyler olmuyor. Direkt yani direkt konuya dalıyor. Ama burada çok farklıydı. Yani okuduğum en farklı kitaptı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Aslında Çağla çok şey bir süreç. Dediğim gibi ben 2013 yılında yani 8 yıl önce bunu kurguladım. 8 yıl artı 6 ay yazma süreci oldu. Yani yazmak tabii ki yani bilgisayarın başına geçtiğinizde yazıyorsunuz ama ben işte kurşun kalemle bir notlar almaya çalışıyorum defterimde veya kurgu yapıyorum. Zaten şöyle oluyor. Yani yaratıcılıkla şeyi kurguluyorsunuz. Hikayenin kurgusunu yapıyorsunuz. Bilgiyle de etrafını örüyorsunuz. O bilgiye ulaşmak aslında önemli nokta. Yani o kitaptaki söylemek istediğiniz şeylerin doğruluğunu inanıyorsanız tabii ki doğruluğuna inanıyorsanız onu aktarma süreciniz onlar çok önemli oluyor. Daha sonra tabii ki bu sadece yazarın kitabı yazmasıyla bitmiyor. Resimlemesi var. İşte ben Gülşah Hanım yani resimleyen ressam arkadaşımızı hiç tanımıyordum. Yani o sadece karakterleri okumuş ve karakterleri üzerinden resim yapmıştı ve gerçekleri çok benziyordu. Yani Efe'ye, Nehir'e ve Cafer'e çok benziyordu. Gerçi Cafer biraz böyle aslında kime benziyor? Göktuğ'a benziyordu. Yani ben çünkü Cafer karakterini çok seviyorum. Yani en çok sevdiğim karakter de Cafer'di. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi Cafer deney yapıyor, başarısız oluyor, tekrar çabalıyor. Yani pes etmek yok onda. Merak ediyor, soru soruyor, bir şeyler yapıyor. Cafer karakterini çok hani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bana hep söylüyorlar oradaki karakterlerden kendinize benzettiğiniz oluyor mu diye. Ben en çok Cafer olmak isterdim. Yani gerçek hayatta da Cafer karakteri olmak isterdim. Çünkü çok insan. Yani mesela dünyada en sevdiğin şey köfte. Köfte ekmek. Yani çok samimi, çok çocukça. Yani işte onların yazım sürecinde yani editör aşaması oluyor, matbaa aşaması oluyor. Yaklaşık bir yıl alıyor diye tahmin ediyorum. Yani Semih Bey daha iyi bilir ama yani 6 ay ile 1 yıl arası sürüyor bir kitabın yazardan çıktıktan sonraki resimlemesi, edit olması ve basılması. Ve tabii ki öğretmenlerinize de geliyor. Yani burada aslında en önemli nokta öğretmenleriniz. Onlar kitabı okumasa veya sizlere önermiş olmasa bizler tanışamayacağız. Yani burada en büyük pay öğretmenlerinizin, ya onların entelektüel becerisiyle veya onların sevmesiyle aslında kitap sizlerin elinize ulaşıyor. O yüzden en çok teşekkürü de öğretmenleriniz hak ediyor. Çünkü onlar bu kitabın iyi ya da iyi olmadığına karar veriyorlar. Evet, gerçekten öğrencilerimiz çok güzel sorular soruyorlar. Süremiz çok az kaldı Hasan Bey. Ben öncelikle size katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonra vesile olduğu için Semih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa Şubemizden Beste Hocama ve değerli öğrencilerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrar görüşmek isteriz. Müsait olduğunuzda çok seviniriz. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında çok böyle öğüt veren veya tavsiye veren bir kişiliğim yok ama ya, çocuklar şimdi yaratıcı olmak ya da yani ne meslek yapıyorsanız yapın sizin yaratıcı olmanızı tetikleyecek üç tane ana etken var. Bunlardan biri okumak. Yani onu hiç saymıyorum. O zaten yani marangoz da olsanız, doktor da olsanız, mühendis de olsanız okumak. Yani o sizi hep yaratıcılığı artıyor. Yani Albert Einstein'ın okuduğu kitapları görseniz inanamazsınız yani. Ya da birçok bilim insanının meraklı olmak çok önemli. Yani tabii ki bu sizin sorduğunuz sorularla da çok alakalı. Hayal gücü. Yani bu üçünü birleştirdiğiniz zaman bir de tabii ki en önemli şey çalışmak. Yani ben üstün yetenekli çocuklarla da çalışıyorum. Dahilerin de şimdi Albert Einstein'ın çocukken oynamış olduğu oyunlar üzerine bir çalışma yapıyoruz. Çocuklar bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok çalışıyorlar ki. Yani çok çalışmak. Yani bu işin çalışmak gerçekten bu. Yani bilginin peşinde koşuyorlar, çalışıyorlar. Bu çok önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir de naçizane bir anımı anlatayım. Benim ilk kitabım çıktığında yolda gidiyordum. Öğretmenimle karşılaştım. Öğretmenim benimle gurur duyduğunu söyledi. Şaşırdım çünkü bilmiyordum kitabı nereden duymuş. Teşekkür ettim. Sonra anne babam da aynı şeyi söyledi. Gurur duyduğunu söyledi. Sonra çocuklar başka hiç kimse bu lafı söylemedi. Ve ben sonra düşündüm ki iyi bir şey yaparsanız iki insan bundan gurur duyuyor. Bir anne babanız, diğeri de öğretmeniniz. Ne iş yapıyorsanız yapın.
iyi şeyler yapın ve öğretmeninizi gururlandırın, ailenizi gururlandırın. Çünkü öğretmenlerinizin sizden isteyebilecek tek şey bu. Yani ben ona inanıyorum. Bu da benim hep böyle bir hatıra olmuştur bende. Tek şeyim sizden bu olur. Yani iyi şeyler yapın ve bizleri gururlandırın. Belki yazar adayları çıkacak. Çünkü yazar olmak sadece meslek olarak değil, doktor olup da yazar olan insanlar da var. Müzisyen olabilirsiniz. Belki bu konuşmayı da hatırlarsınız. Yazar olursanız da bize imzalı kitabınızı da gönderirseniz çok sevinirim. Yani hem öğretmenlerinize hem bize. Çok da teşekkür ediyorum. Öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Onların hakkı ödenmez. Çok da mutlu oldum. Benim için de büyük bir hatıra olacak bu akşam. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.